Efendim bir kaybımız daha var. O da Ayşe Saçı Karalı. 68 yaşında, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı 500 Evler Hacı Memiş Mahallesi'nde eşiyle beraber yaşıyor. 5 çocuk annesi. 18 Ağustos'tan bu yana kayıp, ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Eşi Hüseyin Bey'in anlattığına göre o sabah 5-6 gibi sabah namazı için kalkmış Hüseyin Bey. Ama Ayşe Hanım'ın evde olmadığını görmüş. Hüseyin Bey bir süre beklemiş, gelen giden olmayınca da sabah 9.30 gibi eşinin abisi Mehmet Bey'i arayıp Ayşe sizde mi diye sormuş. Onlar da bizde değil demişler. Sağa sola sormuşlar ve hanımefendinin kayıp olduğu ortaya çıkmış. Açıkçası buraya gelen iki abisi ve kız kardeşi, yani üç kardeşi hanımefendinin kaybını şüpheli buluyorlar. Çünkü şüphelenmelerinin nedeni de eşinden şiddet gördüğünü iddia etmeleri. Hala bu yaşta da devam ediyor muydu bu şiddet görme meselesi? Artık hani biri 72 yaşında, biri 68 yaşında, hala devam ediyor muydu evde şiddet? Ediyordu efendim. Allah Allah. İşte o şiddetten dolayı da acaba hani enişte bundan evvel de evden gittiği olurmuş ama o zaman hemen böyle aramazmış aileyi. Aramazdı, biz haber verdik geldiğini. Bize orada kavga yapınca canın yiyince çıkıp gelirdi. Bize derdik enişte gel derdik. Bunda hiç aramadı. Hemen karakola gitmiş, şikayette bulunmuş. Yani bundan evvel evden ayrıldığında hiç karakola gitmezdi, şikayet etmezdi vesaire. Şikayet neden etmedi. O gün evde hemen göremeyince saat 9'da karakola gitti diyorsunuz? Ve neden hemen sizleri aradı? Normalde siz ona ulaşamayınca arardınız anladığım kadarıyla. Evet. Neden hemen bizi aradı? Bir de o gün evin kameraları sökülmüş diye bir şey söylemişsiniz. Kamerayı sökmüş efendim. Evin güvenlik kamerası mı vardı? Güvenlik kamerası vardı. Biz sorduk, dedik ki kamerayı niye söktün genişte dedik. Ben sökmedim dedi, bacın oraya elektrik süpürgesi taktı. Elektrik süpürgesi duvarda 3 tane priz var, ona takılır. Yukarıdaki televizyon yani dolabının içine takılmaz. Yani o gün normalde evin güvenlik kamerası görüntüsü olmasına rağmen evet. O gün evin güvenlik kamerası görüntüsü yok. Yok. Biz Ayşe Hanım'ın eşi ve geliniyle röportaj yaptık. Onlar da hastaydı, kendisi gitmiş demiş. Hasta falan değil efendim. Hastaysa raporunu göndersin. Hangi doktora götürdü, hangi doktor hastalık raporu verdi? Bir de oradan ayrılması için bulunduğu yerden köyün minibüsüne binmesi lazım. Köyün minibüsüne de binmemiş. Nasıl gidecek bu kadın? Beşiktaş minibüsü var, ona binmesi lazımdı. Minibüs şoförlerine de sorduk, ona da binmemiş. Bir de efendim telefonunu almamış. Hüviyetini almamış. 68 çantasını yaşında almamış, ha. Evet. 68 yaşında kadın çantasını bırakıp almış çıkmış mı? Cüzdan, para, yok. Hiçbirini cüzdan almamış. Yok ama para var yok bilmiyoruz. Para da abi alır mı? Bilmiyorum. Kimlik almamış. Hocam, 68 yaşında bir kadın evet, evet. Cüzdanını falan almadan, kimliğini almadan kim, evden evet, ayrılmaz. Evet. Hele ki peki izleyebiliyor muyuz röportajı? Bıktı da çıkıyorsa mutlaka kimlik alır. Tamam. Eşi Hüseyin Bey'i izleyelim o zaman. ...50 sene oldu evleneli. 5 çocuğumuz var. Zaman zaman böyle bazı bir rahatsızlanıp gitmesi oluyor. Ağustos ayının 19'unda sabah namazında duydum kapının açılıp örtüldüğünü ama ayıkmadım. Yatağına baktım, yatağı bomboş. Eskiden yola gideceğinde yemek yemezdi bu. Yine akşam yemek yemedi, kahvaltı yapmadı, çay içmedi. Yine aynısını yaptı. Yani yola gideceğini bir nevi belli etti ama ben ayıkmadım tabii. Ne ucuzdan almamış, telefonunu almamış. Biraz para verdiydim. Harçlık bir 300-400 lira onu almış. Sabah namazında çıkmış, çıktı gitti. İşte oraya buraya otobüsüne gidiyordu. Hemen garaja gittim. Orada yok dedim ya, bu dedim hani belki hastalanır, acile falan da gidebilir mi diye. Hastaneye gittim. Orada yok. Hastalığı neydi Ayşe Hanım'ın? Ya. Ama diyor ki ben para da verdim diyor. Yani parası da vardı yanında, onunla beraber gitmiş diyor. Diyor ama bilmiyoruz verip vermediğini. Ya bir şey söyleyeceğim, şimdi bu bey amca 72 yaşında eşini dövüyor mu yani? Evet. Evet. Niye? Yani gerekçe ne olabilir? Hani o yaştan sonra hadi, hani ben hiçbir şeye gerekçe bulamam da artık şimdi bu yaştan sonra hani insanın hali kalmaz hani kimseyle dövüşmeye hani gibi mi? Hani gençlik döneminde daha öfke kontrolsüzdür da ama bu yaşta bu biraz yaşta daha hani bilinçlenmiş olması gerektiğini insan düşünüyor ama tabii şiddet uygulayan her zaman uyguluyor işte. Uyguluyor mu ya? Her zaman uyguluyor. 72'sinde de uyguluyor. Maalesef öyle. Maalesef. Müge Hanım, devamlı döven bir adam. Devamlı şiddet, yani
vuran, bardak attı gözüne böyle halka. İki kere de kadın sığınma evine gitti benim ablam. Aa. Yalan söylüyor. İnan ki yalan söylüyor. Yani kadın sığınma evine bile gitti. İki kere raporları var yani. Konya sığınma evini de araştırabilirsiniz. Ereğli sığınma evinde dövüyor çünkü. Kadını sürekli dövüyor. Çocuklarına da şöyle bir şey söylüyor. Sakın almayın eve, benim bana dönsün gelsin diyor. Nereye gidecek? Abilerine, kardeşine geliyor. Hiç bize böyle gezmeye getirmiyor bu adam bizi. Ne cenazemizde getirir, ne düğünde, bayramda. Sürekli dövüyor yani. Bey amca, sen de böyle gayet tonton bir bey amca gibi duruyorsun yani. Niye şimdi bu anlatılanlar hiç olmadı yani? Hiç hoş değil. Dövüyor. Yani hiç kabul edilebilir davranışlar değil. Dövüyor yani kadını. Ay neyse yani... devam ediyoruz. İçim böyle bir... Sabah namazında çıkmış, çıktı gitti. İşte oraya buraya otobüsüne gidiyordu. Hemen garaja gittim. Orada yok dedim ya, bu dedim hani belki hastalanır, acile falan da gidebilir mi diye. Hastaneye gittim. Orada yok. Hastalığı neydi Ayşe Hanım'ın? Ya işte hastalandı mıydı? Bağırınır, çağırınır. Varır kiracıya çatar. Ya geline çatar, ya toruna çatar. Yani böyle bir hastalık bu. Bilemiyoruz ki biz de, hani bir doktor sorduk adına. Nasıl oluyorsun kızım dedi bu hastalık geldiği zaman dedi. Çocuklarımı dövüyorum dedi. Herifime karşı geliyorum dedi. Burada kayboldu gene. Polis memurları bunu bulmuş. Bacım sen ne yapıyorsun burada, ne yapıyorsun demişler. Polis memuru gelmiş oradan aldı getirdi. Yani böyle gitmeler oluyor yani. Buna da biz çok müteessir oluyoruz. Yani. Nitekim bir insan yani. Doğru dürüst yani ekmek boğazımızdan geçmiyor bu kadın kaybolalı. Keşke bilsek de bir huzur evinde falan kaldığını. Biz de gitsek, yardımcı olsak da orada kalsa zararı yok. Ama bulamadık, çıkmadı. Mutluyuz biz. Bir aramızda bir şey yok işte. Hastalandı mıydı böyle gidiyor yani bu. Kaynım AFAD ekibi getirdi. Baraja baktık. Eski binalara baktık. Beraber gittik. AFAD ekibi de biraz araştırdı falan. O yanı bu yanı. Onlar da gittiler yani. Nerede yatıyordu Ayşe Hanım o gece? Burada salonda yatıyordu. Çek yatı çekip yatıyordu. Ben de yatak odasında yatıyordum. Oraya da bir bakalım. Bakalım. Ben burada yatıyorum. Kışın oldu muydu beraber yatırdı. Fazlaca yani bazı burada yatır ama fazlaca salonda yatırdı. Ayşe Hanım çevresine çok şiddet gördüğünü söylüyormuş. Zaten rahatsızladığı zaman çocuklarından benden şikayetçi olurdu yani. Daha önce evden gittiğinde boğazında morluklar da varmış Ayşe Hanım'ın. Hayır, öyle bir şey ben tahmin etmiyorum. Böyle şiddet mevzusu falan olur gibicesine falan çocuklara telefon açardım. Kısım, akraba, çevre koymadım. Her tarafını aradım. Araştırdım, sordum. Yok, hala yok. Ayşe, ben seni 3 aydır arıyorum. Neredeysen kaldığın yerleri mutlaka bize bildirmeni rica ederim. Çıkıp gelmeni istiyorum yani. Şimdi beyefendi diyor ki ben şiddet uygulamıyorum. Kendisi rahatsızlığında şiddet uygulandığını söylüyor etrafına. Hani ona inanıyorlar ama aslında ben dövmüyorum. Ben masumum diyor. He. Efendim kolunu kırdı, ben kolunu sardırdım. Daha önceleri kolunu kırdı, gittim kolunu sardırdım. Niye kolunu bile sardırmamış, ben sardırdım kolunu. Sizin gözünüzün önünde şiddet uygulandığına tanıklık ettiniz mi? Herhalde abilerinin ödülecek hali yok yani. Onlar evi ayrı. O zaman da iki tane abi herhalde ona biraz haddini bildirir yani. Davranışından o sertliğini, o öfke kontrolsüzlüğünü anlarsınız. Sert. Böyle konuştuğuna bakmayın, sert. Çünkü hamileyken de dövdü. Son çocuğuna hamile. İki, yok. Zeliha ya. Mikrofonu ağzına çekin. Annem babam sağken annemin babamın yanına geliyordu. Şimdi annem babam rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra abilerime geliyordu. Nereye gidecek? Nereye gider insan? Kardeşine sığınır. Onun tek derdi dayak da yese kocasının yanında olsun diyor enişte yani. Ama döven bir adam. Yalan söylüyor. Şimdi adam anlayamamıştır bazı şeyleri. Aşırı hareketli, aşırı öfkeli, gece uykusuz, biraz çok konuşur vaziyetler zaman zaman gelir. Adam bunu anlayamaz. Bundan dolayı şiddetle bastırmak ister. Hocam doktora götürür. Hiç doktora götürmüş mü? Hamileyken Arif de olabilir. Hocam, yani hocam. Bilemeyebilir. Yani bilmiyorum ben. Arif hocam evlendiğinde başlamış dayak atmaya. Evlendiği zaman kayınları, eltileri de dövüyordu. Hayır yani. Ben savunmuyorum. Ne? Yok estağfurullah. Yani kayınları, eltileri. Evet mikrofonu aldım. Köyde beraber oturuyorlarmış. Yani kusura bakmayın ben şey yapamıyorum. Yok heyecanlı sınıyorum. Köyde beraber otururken yani eltileri, kayınları da karışıyordu. Ben tanık oldum. Yani dövdü bir kere eltisi. Küçüktüm hatırlıyorum. Eltisi dövdü mü? Evet. O da eltisine bir tane patlatsaydı. Ama işte yapamıyor. Hani şiddet... Büyük mü eltisi? Tabii en büyük eltisi.
Yani ayak yok diyor da. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben herhangi bir şekilde Bey amcayı falan savunmuyorum. Da bir başka oluş tarzı da olabilir. Onu nazarınıza getirmek istedim. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Zaman zaman hastalanabilir. Bunu anlamadığı için şiddet gösterebilir. Bir keresinde bir beyefendi eşini iple bağlayarak benim ofisime getirmişti. Nasıl evet. iple bağlayarak? Bayağı elleri kolları bağlı biçimde getirmişti. Niye? Kadın hastaydı. Hasta olduğunu ben anlattım da anladım. Bunun bir hastalık olduğunu ben anladım. Ama hanımefendinin rahatsızlığı var mı? Hayır yok. Yok olsa yani bir şey hastane abim anlatsana abi ben sustum sen anlat. Bana verirlerse ben tamam, anlatırım. Sen, hayır söyle. Var mı hocam? Yani hastane raporu var mı? Mikrofon. Mikrofon var. Var yani hastane var. Raporu var mı psikiyatrik rahatsızlığı? Raporu yok efendim. Hayır efendim. Yok. Konuşabilir miyim Müge Hanım? Buyurun buyurun konuşun. Hepinize saygılar. Ben büyük abisiyim. Ben büyük abisiyim. 3 ay oldu kaybolalı. Biz 1 ay bekledik dedik yine zamanınızı almayalım. Ereğli'de aradılar taradılar yok. Dediler ki bize yok. Gelelim mi yok dediler. Tekrar biz 1 ay sonra gittik. Biz de orada bir onlar değil biz AFAD ekibi getirttirdik Konya'dan. İsrar ettik, rica ettik, araştırdık. Ve onların gösterdiği yerlerde aradık. Biz 750 kilometre uzaktayız İzmir'deyiz Konya Ereğli'sine. Ne bilelim? Ben 57 sene olmuş oradan ayrılalı. Her sene gelip gidiyorum akrabama ama. Doğru. Peki ben hangi kuyuyu attı, hangi nereye attı ben bilemem ki. Anlıyorum bu saat başı reklamını hocam, özür dilerim girmek zorundayım. Şöyle söyleyeyim. Yani eğer bu hanımefendi 5 ay Ağustos ayından bu yana kadın sığınma evinde olsa AFAD falan aramış herhalde aileye haber verirler miydi? Bence biz bir onu da bir soralım. Şimdi daha evvel madem kadın sığınma evine gitti. Evet. Acaba yine kadın sığınma evinde de yerimiş bir şekilde bilinmesin diyor mu evet. söylenme? Bir dört başı bir mama bakalım. Keşke öyle olsun. Keşke öyle olsun hanımefendi. İnşallah dur şuna da bakalım.